sivil toplum örgütleriyle buluşmaya devam ediyoruz. Biz sırasıyla daha sonra ATSO ile işbirliği içerisinde, tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gidiyoruz. ATSO Yerel Yönetimler Zirvesi yaptık. Yani bu son derece önemli. Yerel Yönetimler Zirvesi'nde mesela oda başkanları, siyahatçılar, biliyorsunuz son zamanda tabii, Antalya'da tabii. siyahatçılarımız etkili ve sivil toplum örgütleri hep çok etkililer. Ve onlarla beraber Antalya'yı konuşuyoruz. Yani Antalya'da neler yapılmalı, bizden beklentileri nelerdir, biz onlara bakıyoruz. Ve daha sonra 75 oda başkanının olduğu Antalya Esnaf Odaları Birliği'nin 75 oda başkanıyla çalıştay yaptık. Evet. Yani bu çalıştayların hepsinin sevgili Antalyalılarımıza, çünkü onların da 82 bin üyesi var biliyorsunuz. Daha sonra meslek odalarıyla eşgüdüm var biliyorsunuz. Yani meslek odası Antalya'mızda hem teknik anlamda, yani bu planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz dedik ya, bununla ilgili çalışmalarımıza ve Antalya'da yani sadece dönemi kurtarmak için değil, yapmış olduğumuz bütün bu 4 yılın sonunda, yani 5 yıllık süreçle ilgili sevgili hemşehrilerim neler, nasıl yapıldığını Antalya'da görecek. Tüy bitmemiş yetimin hakkının nasıl korunduğunu, yanlış yapanların işine son verildiğini, hepsini görecek bu Antalya'da hemşehrilerim. Ve daha sonra biliyorsunuz Antalya'mız herkesin, geçen hafta Sayın Turizm Bakanımızın da işte Antalya'mız 16 milyon yabancı, 6 milyon da yerli turist ziyaret edilen 22 milyon bir ziyaretçiden bahsetti. Yeni açıklandı biliyorsunuz nüfuslarımız. 2 milyon 511 bin 700 nüfusu olan bir iliz Türkiye'de. Evet. 24,5 milyona hizmet eden bir Antalya Büyükşehir Belediyesi. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla, iktidarıyla, muhalefetiyle. Yani ben başta bu anlamda Antalya'mıza yatırım yapan, daha önceki cumhurbaşkanlarımıza, başbakanımıza, şimdiki hükümete, cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, siyasi parti genel başkanlarımıza, hepsi Antalya'yı düşünüyor. Mesela önümüzdeki hafta Sayın Meral Akşener Antalya turizmle ilgili geliyor toplantılara. Geliyor. Evet. Onun için biz Antalya bugüne kadar, ben 26 yıllık siyasi hayatımda Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığımda kimseyi ötekileştirmeden bütün vatandaşlarımızın, o dönemde Doğru Yol Partili belediyeler de ağırlıktaydı bizim iktidar olduğumuzda ve bütün orman tahsisleriyle ilgili, parklarıyla hep yardımcı olmaya çalışmış birisiyim. Yani bir süreçle ilgili. O bakımdan Antalya'mızda turizmle ilgili turizm zirvesi yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda da Antalya biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi olarak bütün belediye başkan arkadaşlarım da meclis kararıyla ANTAP'ı oluşturduk. Yani gittiğimiz bütün yurt içi, yurt dışında Antalya'mızın tanıtımı ile ilgili tek çatı altında bütün ilçe belediyelerimizle birlikte, hani zaten biz birlikte yönetiriz sloganımız evet. Bu ve anlayış olarak da bu. Somut olarak bir gelişme. Tabii ki bu son derece önemli Sayın Buldu. Bununla ilgili çalışmalarımız tamamlanıyor. Zaten 3 Mart'ta da Almanya'ya gidiyoruz turizm fuarıyla ilgili ve orada da yine Antalya'mızı tanıtmaya da devam edeceğiz. Şimdi Antalya meslek odalarını söylemiştim. Bunun yanında biliyorsunuz yerel yönetimlerle ilgili kooperatifçiliği geliştireceğiz. Yani yerelden kalkınma modelini uyguluyoruz Antalya'mızda. Yani bir taraftan az önce turizmi anlattım, turizmin başkenti, ama bir taraftan da %50'nin üzerinde üretimi sağlayan, üretici olan Antalya'mız tarımla ilgili de, tarımın da başkenti bir ilimiz. O anlamda biz yerel yönetimler, yani belediyeler ve kooperatifçilikle ilgili geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı yapmış, işte Tiresüt gibi duayen olmuş, başarı hikayesi yazmış kişilerle beraber Antalya'da bu anlamda kent tarım konseyini de yaptık. Yani kentimizde, Antalya'mızda. Bu anlamda önümüzdeki süreçte de yerelden kalkınma modelimizi hep birlikte göreceğiz. Bu arada turizm, Berlin Turizm Fuarı'na Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Antalya Valisi ve Turizm Bakanı ile beraber gidiyorsunuz. Tabii ki biz yurt içi, yurt dışı, işte Moskova'da turizm fuarı yaptık, Sayın Valimiz de gittik. Evet. Yani ben şunu söyleyeceğim, biz Antalya'mızda hep birlikte güçlüyüz. Yani biz başta Sayın Valimiz olmak üzere, iktidarıyla, muhalefetiyle, bütün belediye başkanı arkadaşlarım, yani ilçe belediye başkanı arkadaşlarım. Adına. Yani sonuç Antalya. Antalya olunca akan sular durar. Biz, özne Antalya. Evet, Antalya'mızla ilgili yapılması gereken ne varsa yapmaya devam ediyoruz. Şimdi süreçle ilgili Sayın Buldu, biliyorsunuz Bal Bey, bizim de çocukluğumuzun geçtiği, biz de
Balbey Mahallesi Yağcıoğlu Sokağı'nda da zaman zaman inşaatımız sürecinde orada da kaldık. Oralarda iyi biliriz. Balbey ile ilgili öncelikle çalışmayı başlatan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ama bizim hem Balbey hem Haşimizcan hem Kaleiçi ile ilgili de biliyorsunuz Antalya'nın şehirleri cihazı tabii ki bu bölge. Kesinlikle. O anlamda biz bir taraftan Kaleiçi'ni geliştirmeye çalışıyoruz. Bir tarafta Kaleiçi'nde eğlence, dinlencenin olacağı, hafif konaklamanın olacağı ve Haşimizcan ve Balbey de bu şekliyle inşallah hep birlikte çözeceğiz. Bütün olarak ele alınacak. Evet. Şimdi 19 Şubat'ta Antalya Ulaşım Çalıştayı'nı yapacağız inşallah. Yani bu anlamda bugüne kadar duayen olmuş, bu anlamdaki tecrübesi, deneyimleriyle ilgili Antalya'mızda büyük bir çalıştaya hazırlanıyoruz. Yani ulaşımın farklılıkları mı, ulaşım araçları tabii mı ki, yoksa tabii ki ulaşım aracı da var, güzergah hepsi var. Ayrıca ulaşım master planı yapıyoruz. Onunla ilgili iki üniversitemizle çalışıyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız bayağı yol aldık. Yani bu 10 yıllık 10 yıl diyorum hep. 10 aylık. 10 aylık süreç içerisinde biz bu çalışmalarımızla ilgili bir röntgenini çektik Antalya'nın. Hani fotoğrafını diyelim. 19 ilçede neler var, neler yapılmalı, nasıl projelerle devam etmeliyiz gibi bu çalışmalarımızı da gerçekleştirdik. Bu arada bugün basın toplantısında eski başkan Menderes Sürel 2 yıl sonra Antalya trafiğinin içinden çıkılamayacak. O kadar Arap saçına dönecek çünkü herhangi bir projede yok diye söyledi. Yeri gelmişken söyleyeyim. Onun kendi sorunudur. Benim için hiç değeri yoktur. Şimdi şunu söyleyeceğim. Biz bugüne kadar Antalyalı hemşehrilerimizin beklentisi, ayrıca 19 ilçede 913 mahallede bulunan vatandaşlarımızın babadan atadan kalan yerlerinin planlanması dahil olmak üzere bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Bir taraftan da imar yönetmeliğiyle ilgili biliyorsunuz sürekli değişiklikler oldu. Bu anlamda biz Antalya'da yine sivil toplum örgütleriyle beraber şimdi meclisten de oy birliğiyle geçirdik. İnşallah Antalya İmar Yönetmeliği de bakanlık onayından sonra Antalya'mızda Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği de böylece tamamlanmış ve devreye girmiş olacak. Ayrıca Sayın Buldu biliyorsunuz Konyaaltı'mızda Sokak Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi Türkiye'de 3. olmuştu. Biliyorsunuz oradaki çalışmalarımızı sevgili Antalyalılar, Konyaaltılılar hepsi bilirler. Şimdi biz burada daha büyük bir alanda Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi. Biz taşıyacağız. Şimdi ihalesiyle ilgili hazırlıklar tamamlanıyor. 80 dönüm üzerinde bir alanda çalışmamızı, ihalemizi yapacağız. Ama bunun öncesinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Sokak Hayvanları Çalıştayı da Mart ayı içerisinde yapacağız. Yani bunlar son derece önemli. Onların da yaşama hakkı var diye söyledik biliyorsunuz. Yani kısacası biz hep ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz. Hep hayatım boyunca ben bilirim demedik, biz biliriz. Biz o yüzden diyoruz biz birlikte yönetiriz diye, yaparız diye. Ve bunun yanında halk etle ilgili, işte diğer marketlerden falan herhalde bahsedildi. Arkadaşlarım bana iletti. Ben bugün toplantım vardı, ben izleyemedim ama. Şimdi bizim halk et, ucuz et, sağlıklı gıda güvenliği içerisinde. Evet. Ama bizim buradaki farkımız şu. Biz şimdi bir taraftan halk yemi yapacağız, oradaki besicilerimize destek olacağız. Bundan kimse rahatsız olmasın. Biz yerelden kalkınacağız dedik. Yani gidip biz dağdaki hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek olacağız. Şimdi celeplerimiz var, gidiyorlar dağa, çoban kardeşimize. Oradan kendileri seçiyorlar hep beraber, veterinerimiz de beraber gidiyor. Bizim için insan sağlığı önemli. Gıda güvenliği içerisinde. Yani hem sağlıklı, ucuz et. Diğer fiyatların aynı olduğu da herhalde söylenilmiş ama bizim şu anda 17 lira ucuzdur mesela oralardan. 1 kilo da 17 TL ucuzdur bizim fiyatlarımızda. Bir taraftan halk süt fizibilite çalışmalarımız tamamlanıyor. Bir taraftan halk suyla ilgili onun çalışmaları tabii ki vaatlerimiz içerisinde var. Onlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Tabii ki en kısa zamanda inşallah bunlarla ilgili de sonuca gideceğiz. Ayrıca kadın ve çiftçi kooperatifliği işbirliği içerisinde proje çalışmalarımız devam ediyor. Biz aynı zamanda BAKA projesi olarak da bundan katkı da aldık.
İnşallah önümüzdeki süreçte bu da bütün Antalyalı eller öpülesi ablalarımız, kadınlarımız da görecekler. Geçmiş yıllarda kapatılan Aldaş'ın prefabrik üretim tesisimiz yeniden devreye aldık. İnanır mısınız tapusunu da aldık Sayın Bulma. Ne üretilecek orada? Orada TS belgeli, borusundan, kanalizasyon her şeyiyle ilgili şu anda standartlara uygun ve aynı zamanda bu mülkiyetle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi adına tapusunu da aldık. Yani bu 6 milyonun üzerinde bir yerdir, organize sanayidedir. Yani şu anda bütün kurum kuruluşlarla, yani Akdeniz bölgesinde de bütün ihalelere de girebiliyor. Yani Aldaş'la ilgili az önce söylediğiniz köylerin su borularının değişimiyle ilgili Aldaş'tan mı destek alacaksınız? Bu altyapıyla ilgili, evet. Ama o da olabilir ve dışarıdan da diğer belediyelerin de altyapıyla ilgili çalışmalarına da destek oluyoruz. Satışta, evet, yapabileceğiz. Şimdi göreve geldik, Sayın Buldu. Biz külliyeye gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Antalya'da tabii bir taraftan biz 30 Büyükşehir Belediye Başkanı'na davet edilmiştik. Burada konuşmalarımız sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız bize de söz verdi, sağ olsun. Ve Antalya'mızı anlatmıştım. Ben Türkiye'de 5. borçlu belediye olduğumuz, şaşırmıştı Sayın Cumhurbaşkanımız da. 6 milyar 206 milyon lira borcumuz var Sayın Buldu. Şimdi bu 10 aylık süreçte yaptıklarımız, ayaklarımızı sağlıklı, sağlam basmamız lazım. Dinimizde bile yanımızda çalışan arkadaşlarımızın teri soğumadan paralarını ödüyoruz. İşte bu 14 kredi çekilmiş, 18 ayda ödenmek üzere. Şimdi mesela bunu yapılandırdık, 60 aya çıkardı. Hangisiydi bu kredi? Dünya Bankası kredisi? Yok, değişik bankalardan. Dünya Bankası ile ilgili sıkıntı yok, onları da ödüyoruz. Hiç daha borcumuz uzun şeyi geçen yok. Uzun vadeli zannediyorum onlar. Evet, yani 18 ayda ödenecek. Biz yapılandırmamızda 60 aya çıkardık. Yani bir taraftan ulaşım sektöründe iyi hatları otobüs arkadaşlarımıza verdik. Mesela oradan 63 milyon liraya yakın bir karımız var. Yani kar derken bir 63 milyonu başka bir yere yatırım yapacağız. Bundan bir kar ticaret düşünmüyoruz zaten. Evet. Yani insanlarımızın beklentisi var, zaman zaman sıkıntılar var. Bu anlamda da o çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan tabii ki biz ulaşım sektörüyle ilgili uzunca yıllarda uğraşmış, 20 yıldır otobüsçü esnafına da sahip çıkmış bir otobüsçü arkadaşlar olarak. Dertli. Otobüsçü esnafımız baştan beri 20 yıldır Antalya'da biliyorsunuz bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi olasıya kadar hep sahip çıkmışımdır. Geçmiş dönemde hatalarıyla burada anlatmayacağım. 60'a alınan arabaların onların derdini en iyi 80'e, siz bilirsiniz. Tabii ki onların derdini bilirim. 60'a alınan araçları 80'e nasıl alındı, nasıl verildi. Buna benzer birçok konular var. Benim geçmişe de çok hesabım yok. Ben hep şuna bakarım. Ben sevgili hemşehrilerimizin bize verdiği yetki, biz sandıkta zaten gereğini yaptık geçtik bu Antalya'da. Seçeceği insanları bilecek kadar akıllıdır sevgili hemşehrilerimiz. Yani bu 25 yıldır o zaman, 25 yıldır, çeyrek asırdır çalmadan, çaldırmadan hep belediyenin öz kaynaklarından para harcanmadan işler yaparak geldiğimizin güvendiler, seçtiler bizi. Biz de şimdi buna göre ayağımızı yorgana göre uzatıyoruz. 10 aylık bu şey içerisinde çalışmalarımızda Antalya'nın fotoğrafını, röntgenini çektik. Bir taraftan ödemelerle ilgili. Ödemelerde bir sıkıntı oldu mu? Çünkü ödemelerimizde oldu tabii ki. Yani hacizler geldi. Buna benzer ödemelerde 2 yıl olmuş adam asfalt yapmış daha parası ödenmemiş. Ama sonra kurulan bazı şirket veya buna benzer yerlerde ödemeler de yapılmış. Yani bunlar da zaten etik olarak da doğru bulmadığım için yok, çok detaya inmeyeceğim. Ulaşım esnafı ile ilgili. Ha, yok mesela. Ulaşım esnafı ile tabii bir yıldır onlara bir yapılmış ama iyi hatlar belediyenin ulaşım AŞ'deki otobüslerde kalmış. Şimdi onları önümüzdeki süreçte havuza de... Havuza mı dahil ediyorsunuz onları? Havuza dahil edilmesi değil, o otobüslerin iyi hatlarda çalışmasıyla ilgili belli bir hatlar onlara verdik. Ama önümüzdeki günlerde onlarla ilgili meclisten de geçireceğim, bir karar alacağım. Yani onlara destek olacağız. Yani ben Antalya'da şunu istiyorum. Taşıyanlarla taşınanların memnun olması. Tabii. Bunu çözmemiz tabii lazım. Yani oradaki vatandaşımızı yağmurda, çamurda, soğukta bırakmadan... İşte denetimlerle ilgili otobüste nerede hat anında bunu görebiliyoruz. Onunla ilgili call center ekibimiz var. Burada çalışmalarda şikayetçi olanlara cevaplandırıyoruz. Bir taraftan da şoförlerimizi de denetliyoruz. Birlikte toplantılarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçle ilgili ulaşım master planı da tamamlanınca zaten daha önce 7 ilçede yapılan biz şimdi 19 ilçede ulaşım master planı da tamamlayacağız. Örnek veriyorum.
Bizim kimseyle bir hesabımız yok dedik. Hani biz sandıkta hesabı verdi herkes. Sandıktan çıkamayanlar oldu. Bunlarla ilgili biz halka dönük bütün projeleri devam ettireceğiz Sayın Buldu. Yani bizim kimseyle hasımlığımız yok, düşmanlığımız yok. Hayatımız boyunca düşürmemiş birisiyiz. Biz insanlarımıza nasıl davranılacağını, başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza veya bir vatandaşımıza nasıl davranılacağını bilen birisiyiz. Biz hiçbir zaman devlet terbiyesiyle büyüdük, kimseyi aşağılamadık. Biz insanlara hep sayın diye hitap ettik. Biz demokrasiye inanan insanlar olarak buna herkes saygı göstermedi. Ama burada benim anlamadığım seçim öncesi, bak bu çok önemlidir Sayın Buldu, 5 ay içerisinde seçim telaşıyla ilgili olduğu için 32 tane yapım ihalesi yapılmıştır. Bakınız, yani seçime yani giderken... Yani yapım ihalesi? Şimdi şunu söylemeye küçük çalışıyorum. Şimdi bakıyorsunuz ki Muhittin Böcek önde gidiyor. Evet. Hemen proje yapamayacağınızı biliyorsunuz. Sayın Buldu, 15 Mart'ta ihale yapılır. Ya daha uçuk bir şey söyleyeceğim size. 29 Mart'ta Fen İşleri Daire Başkanlığı sahille ilgili proje tadilatı yapıyor. 45 olan üniteyi 53'e çıkarıyor. İhaleye fesattır. Yani pazar günü seçim var, cuma günü yapıyor bunu. Aynen, mi? Cuma günü yapılandır. Bu Antalyalı bunları hep görüyor sevgili hemşehrilerim. Sağ olsun. Şimdi biz doğru olan projeleri, halka dönük olanların hepsini gerçekleştireceğiz. Yani burada Finike'de yapımı devam eden Eroğlu Nuri Camisi'ni evet. ziyaret ettim. Batı'ya, Batı ilçeleri ziyaretim sırasında. Orada sağ olsun çok da birbirimize sevgi saygı içerisinde güzel konuşmalar yaptık. Ve burada bizim Nasreddin Demir diye yüklenici firma camiyi gösterdi evet. bize. Haberlerde ve, evet haberlerde vermiştiniz. Ve şu sözü almak istedim. Ramazan ayı içerisinde gelip bir burada teravih namazına katılabilir miyim dedim. Dedi ki başkanım ona söz vermeyeyim. O da herhalde bizim gibi garantici. Dedi ki Ramazan bayramına yetiştirme sözü verdi. İnşallah bayram eğer namazına. Ki Ramazan bayramında bayram namazının nasip olursa o camimiz bittiğinde sevgili Finikeli hemşehrilerimle beraber bayram namazını orada inşallah geçireceğiz ve belediye başkanı arkadaşım da vardı orada. Şimdi biliyorsunuz Antalya'mızda 15 yılı aşkındır bir festival çarşımız vardı Sayın Buldu. Bu inşaatı devam eden bu festival çarşısı dediğimiz evet. Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi 2020 yılı içerisinde tamamlıyoruz. Son derece bütün vatandaşlarımızın beklentisidir. Yani bu yılın sonuna kadar mı? Tabii ki. Tabii bu yılın sonuna. Şimdi eski stadyum alanında yapımı devam eden Kent Müzesi ve Çevre Düzenleme Projesi biliyorsunuz yarısını bayram öncesi aşmıştık. Yüklenicinin Mart ayında tasfiye talebinde bulunmasına rağmen yaptığımız girişimler sonucu devam kararı aldırdık. Parası ödenmemiş, evet. sıkıntıları var. Dedim ki siz merak etmeyin, biz buranın parasını ödeyeceğiz ve burayı bütün Antalyalı hemşehrilerime kazandıracağız dedik ve müteahhidin borçlarını ödüyoruz. Hiç sıkıntısı yok. O da başladı. Geçen gün meclisten de hatta bir kredi konumuz da oldu. Destek olan bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Millet bahçesi olacaktı burası, değil mi? Ona benzer. Bizim her yer olacak. Millet bahçesi, halk bahçesi zaten. Hiç ayrımız gayrımız yok. Bizim son zamanlarda işi siyasete sokmaya çalışanlar da biliyoruz. Onu ilerleyen gündemimizde konuşuruz herhalde. Şimdi biliyorsunuz bizim 3. etap raylı sistem. Muhittin Böcek gece Antalyalı hemşehrilerimiz sayesinde göreve geldi. 1 Nisan sabahı raylı sistem durduruldu. Ben daha mazmatayı almadım. Çalışmalar durdu. Çalışmalar durduruldu. Sosyal medyalar, tweetler al görüyor musunuz? Muhittin Böcek'e oy verdiniz bak raylı sistemi durdurdu. Biraz insanda ar damarı çatlamamalı. Ve Muhittin Böcek 8 Nisan'da mazbatasını aldı. Ben geçmiş dönemde birilerinin yaptığı gibi belediyeyi basıp
ekip arkadaşlarımı göndermedim, gitmedim ben. Hatta bir önceki dönem milletvekilimiz, bugün ilk icraatı Cumhurbaşkanımızın resmini indirmek gibi oldu. Ben hiç Gökçen, ne orada geldim, ben o bir talimat verdim, ne kapıdan adım attım. Önceki dönem arkadaşımızın özel kalemi ve şeyi, çalışmalarla ilgili bütün başta Atatürk olmak üzere. İndi mi peki o fotoğraf? İner mi? Şu anda demek ki belediyemizi ziyaret etseler görecekler. Belki de selfie yaparız onlarla. Şimdi yani biz doğru bulduğumuz, halk yararına olan, kamu yararı olan projelere devam ediyoruz. Üçüncü etapla ilgili çalışmalarımızı Meltem'den Devlet Hastanesi'ne kadar da getireceğiz. Burayla ilgili o kredi buldum falan dendi biliyorsunuz ama... Evet, bugün o da polemiklerin içinde yer evet, aldı. Evet, kredi falan hazırdı falan diye ama biz 6 ay bu kredilerle uğraştık. Yani bizim Antalya'daki... Hazır değil miydi? Ben hazır... Her şeyi bıraktım gittim. İşte öyle olmuyor o işler. O konuya çok muhatabım olmadığı için. Ve üniversitenin kapısında son buluyor ulaşım dedi. Hayır. O zaman niye köprüyü yapıyor diye söyledi mesela. Bir de bir şey söyleyeyim. Köprüyü yapıyor diye eleştirecek en son kişilerdir kendileri. Bu Expo'nun biliyorsunuz sistemle gidişteki o üst geçitlerde vatandaşlar şimdi dava açıyor bize. Üçlü yol ikiliye başkanının, düşüyor. Belediye başkanının ufku. Sadece dönemi kurtarmak olmamalı. Biz onun için Antalya'yı ortak akıllı yönetiyoruz. Yani düşünebiliyor musun? O insanlar milyonlarca para yatırmışlardı. Önüne getirdiniz, üst geçitler koydunuz. Şimdi çok üzücüdür yani böyle işte sürekli de şu kelimeler çok kullanılır. Hani bu ne feriz, bu ne lahanayı kendileri önce bilmesi gerektiğini peki, de unutmuşlar. Siz devlet hastanesine kadar getirecek misiniz? Tabii ki, tabii ki sayın buldu. Bu projenin içinde var mı? Tabii ki. Peki orayı neden proje değişikliğine gittiniz? Yani raylı sistem aşağıdan geçecekken siz köprü koymuşsunuz. Sayın Buldu, o direkt transit yolumuzdur. Yani biz aşağıdan geçeceğiz. Şimdi burada bir defa 10 milyona yakın bir de tasarruf var aynı zamanda. Bir yılın üzerinde bir zaman alacak. Orada kanalizasyon var, su var. Yani ana hatlar yağmur, oradan geçiyor. Tabii ki ana hatlar oradan geçiyor. O bakımdan biz son derece hızla işimizi tamamlıyoruz. Bir taraftan da 10 milyon tasarrufumuz da oldu. Yani şimdi ödenecek düşünsenize, olan krediden 10 milyon. Tabii ki şöyle düşünün. Yani üst geçitlerden bahsedildi de kendi yapılanları unutuveriyorlar hemen. Meydandan gidiş, Expo'ya gidişle ilgili havaalanının oralar. Bir hatırlayın, bir çok Antalya'da kamuoyunda tartışıldı. Yani bizim ufkumuz dönemi kurtarmak değil. Bizim ufkumuz bizim sevgili Antalyalı hemşehrilerimle ortak akılla beraber yürüyeceğiz. Hiç bundan kimse çekinmesin. Bu konularla ilgili doğru olan projeleri yapmaya biz devam edeceğiz. Yani onu hep merak ediyordum. Gerçekten üniversitenin kapısında evet. mı kalacak raylı sistem yoksa devlet hastanesine kadar gidecek mi diye. Oradan bağlanacak demek ki eski nostaljik tramvayın oraya. Evet. Şimdi Sayın Buldu, bizim biliyorsunuz Antalya'mız Akdeniz bölgesi atasporuyla ilgili Türkiye'de örnek veriyorum gidilen bütün illerde, ilçelerde yapılan atasporu güreşlerde kürsüde 4 ödül alınır. Bu ödüllerin en az 2 tanesi, 3 tanesi Antalya'dır. Evet, evet. Şimdi dedim ki ben bir yer yapalım bu anlamda. Yani Sedir Mahallesi'nde spor kompleksimiz var biliyorsunuz. Evet. Şimdi bu spor kompleksimiz yaklaşık 20 milyon lira civarında iken yapılmaya başlanıyor Kargaz'ı ve 2018 yılı 11 Kasım'da Antalya Büyükşehir Belediye'miz ASAT olarak karşılıklı tasfiye ediyorlar. Paramız neden? Yok, harç bitti, inşaata paydos diyorlar. Sedir Mahallesi, yarım herkes kalıyor? Bilir, yarım kalıyor, evet. Tasfiye ediyorlar. Yani 20 milyon civarındadır o Sedir Mahallesi'nin spor kompleksi. Dedim ki olmaz böyle bir şey. Devam edelim. 3 milyon 836 bin lirasını 31 Mart itibariyle ödedik. Yani 13 milyon 836 bin lira gibi bir para ödendi. 31 Mart'tan sonra da 3 milyon 800. Evet. Şimdi burada... Bırakın benim durdurmamı. Kendileri durduruyorlar. Eski işte belediyemizin olduğu yeri söyledim.
müteahhidi ben ikna ettim, biz ikna ettik, devam ettiriyoruz. Sedir Mahallesi'ni 2018 yılında 11 Kasım'da neden iptal ettiniz? Sizce? Kendilerine sormak lazım. Şunu söylemeye çalışıyorum Sayın Budu. Bir de burada yanlışlık yine bu. Yine tüyü bitmemiş yetimin hakkına el uzatma var. Neden biliyor musunuz? Burasını Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınıyor. Süreli. Eğer inşaatı 1-2 yıl daha devam ettiğini düşünsen 15 yılın 10 yılı kalacak. Evet. Yazık değil mi bu kadar paraya? Şimdi yaklaşık maliyete baktırdım arkadaşlarım, ihaleye çıkacaklar. Orada hem güreşçilerimizin antrenman yapabileceği, bir taraftan basket, voleybolla ilgili sporcularımızın antrenmanını yapacağı ve oyunlarını oynayacağı alanları bu yıl içinde dedim yetiştirin. Yetişmezse 2021'de yetişecek. Yani bu yılın sonuna yetiştirmek üzere şu anda yaklaşık 23 milyon lirayla çıkacağız ihaleye. Şimdi 13 milyon da ödedik Sayın Buldu. 36 milyon. 10 yıl, 15, işte 12 yıl kalırsa düşünün yani. Fiyat arttı. Bu paralar işte nereden, neden 5. borçlu belediye olduğumuza geliyor. Ayrıca bütün Antalyalı hemşehrilerimizin, çocukluğumuzun geçtiği Sarısu son derece önemli. Yani 2007 yılında 29 yıllığına kiralanıyor. Antalya Büyükşehir Belediye'miz olarak Orman Bakanlığı'ndan ve daha sonra burasına yaklaşık 12 milyon civarında KDV'siyle bugünün şeyine göre 15 milyon lira gibi bir para yatırılıyor. Yani yine tüyü bitmemiş yetimin hakkı Antalya Büyükşehir Belediye'mizin öz kaynaklarıyla yatırım yapılıyor. Kadınlar plajının olduğu bölüm mü? Orası da dahil. Yani evet. Tamamını söylüyorum. Şimdi C tipi piknik mesire alanından evet. D tipi piknik mesire alanına geçmek için tam 3 yıl önce. Önceki başkan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bakanlığı karşılıklı noterden feshediyorlar protokolü. 29 yıllık olan ve ona göre de bugüne kadar 15 milyona yakın yatırım para harcanan, yatırım yapılan bir yer. Şimdi tabii ben duyunca çok üzüldüm. Bakan Bey'e gittim sağ olsun, çok ilgilendi, Allah razı olsun kendilerinden. Ve ihaleye çıkacak. Ya dedim ki Sayın Bakanım, bakınız biz yangın olursa ormandan önce gittiğimiz bile olabilir. Antalya Büyükşehir Belediyesi'yiz biz, itfaiyemiz, Allah korusun ciğerimiz yanmasın. Yani yeşil alanlar, biz beraber koşuyoruz, burada bir yanlışlık var. Sağ olsun Sayın Bakanımız ilgileniyor şu anda. Bunda ne anlam çıkardınız siz? Mesire alanının tipinin değiştirilmesi ihmal karşılıklı ihmal, Sayın ihmal edilme yüzünden. Aynen ihmal edilme. Bir tek açıklaması varsa açıklasınlar. Diyorum ki Sarısu'ya yatırılan para tüyü bitmemiş yetimin hakkının hakkı parasıdır. Neden 3 yıl önce Orman Bakanlığı ile karşılıklı protokolü feshettiniz? Neden D tipine geçmediniz? Bu para ne olacak? Bu yatırılan para ne olacak? Ben de bugün herhalde vesile olduk. İktidar Partisi milletvekillerimizi de bir arada gördük orada. Evet. İnşallah iktidar partisi, iktidar olmanın sorumlulukları vardır. Sayın vekillerimiz de bizim Sarısu ile ilgili Antalya halkı adına destek olacaklardır. Onu da bekliyorum. Ama siz bunun sözünü Sayın Cumhurbaşkanı'ndan aldınız, öyle değil mi? Sarısu ben tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızla da hatta Orman Bakanımızla da hep ziyaretlerimiz oldu. Bunlar da beraberce orada da konuştuk, görüştük. Zaman belki de süreç yoğunluk var ülkemizde biliyorsunuz. Bu anlamda da bu yoğunluk sürecine girince Sayın Buldu ülkemizdeki olumsuzlukları biliyorsunuz. Bir taraftan Malatya ve Elazığ'da meydana gelen deprem. Afet depremden dolayı hayatını kaybeden işte Van'da, Çığ'da, İstanbul'da uçak kazası gibi buna benzer kazalar. Ayrıca bir de şehit olan askerlerimiz var. Bütün vatandaşlarımız, askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum ve bu vesileyle Allah'ımız bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Doğudaki o olaylar dahil olmak üzere başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, siyasi parti genel başkanlarımıza, bakanlarımıza, büyükşehir belediye başkanlarımıza, ilçe belediyelerimize ve bütün yardımsever, bütün Türk halkına çok teşekkür ediyorum ki yani bu birlik, beraberlik içerisinde yara sarma konusunda hep birlikte gece gündüz demeden koşan bütün herkese, emeğe geçenlere de çok teşekkür ediyorum.
Şimdi kredilerden bahsedilir. İşte hazır kredi var falan. Bunlar öyle çok kolay olmuyor Sayın Bul. Yani borçlandırıyorsunuz da bu borçlarla ilgili gelecekte nasıl kredi alacağınıza işte biz uğraşıyoruz. Şimdi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu vardır Fitch. Yani aldığımız tasarruf eğer tedbirleri ve borç yapılandırma sonucu yani buna çok önem vermemiş olsaydık notumuz negatiften durağına çıkmazdı. Birileri de bilmeyenler yazıyor bu bilmem ne döneminin şeyiydi falan diyor. Bunu borç yapanlar elde öyle bir şey yok işte. Gibi evet. Söylemler var. Şimdi Antalya'da Sayın Buldu biliyorsunuz insanlarımız belediyeciliği şöyle görür ve biz böyle tarif ederiz. Yani insanlarımızın doğumdan ölüme kadar yerel yönetim belediyecilik anlayışı insanlarımıza sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Biz Konya altında da bunu sağ elimizle verdiğimiz sol elimiz görmeden hem Konkart uygulamasında hem Ramazan yardımında aynı zamanda ihtiyacı sosyal güvencesi olmayan hak eden vatandaşlarımıza her ay mutat parasını yatırdık. Şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 2015 yılında iyi niyetle 1000 kişiyle başlayan bir yardım var. Burada bu sosyal yardımlar 2018 yılında 11 bine, bu çok önemli Sayın Buldu. Yani 1000 ile başlayan 2018 yılında 11 bine çıkan, 2019'da seçim telaşıyla 18.046 kişiye ulaşıyor. Kontrolsüz. Sosyal kart. Yani sosyal bu kartla kart, ne yapılıyor? Sosyal yemek yardım. Mi? Evet, aylık cüzi para verilir vatandaşımıza. Sosyal güvencesi olmayan, biz kaymakamlıklarla da çalışırız. Orada yardıma muhtaç mı değil mi insanlarımızı? Çünkü bir yer yönetiyorsunuz, evinizi geçindirir gibi yapacaksınız. Bir taraftan vatandaşlarımıza sahip çıkacaksınız, bir taraftan tüyü bitmemiş yetimin hakkını da koruyarak yapacaksınız bunu. Şimdi bu süreçte 2019'da 18.046'ya çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani hemen seçim telaşıyla kontrolsüz bir şekilde arttırılıyor. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanlığımızın mülkiye müfettişinin tespitidir. Yani aynı komisyon, önceki ekibin komisyonu, o yükselten çocuklarla beraber komisyon kuruldu. Yeniden mi kuruldu? Ve kaça indi? Aynı komisyon. Aynı komisyon. Kaça düşmüş olabilir? 18 binden kaça düşürdünüz? 2379. Yani 16 bin kişiye havadan para veriliyordu? Evet. Yani hatta 1 milyon 300 para çekilmemiş geriye belediyemize de aldık. Buna benzer yanlışlar yanlış üzerine. Şimdi de çıkmışlar işte bunu seçim öncesi de söylemişlerdi. Muhittin Böcek gelirse sosyal yardımlarınızı keser. Muhittin Böcek önce tüyü bitmemiş yetimin hakkını korur. Hayır, ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gereği yapılır ve süreyle ilgili şimdi 2512'yi geçtik. İhtiyaç sahibi olan buradan kanal ve aralığıyla bütün hemşehrilerimize hak eden ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza yardımcı olmaya da en iyi şekilde devam edeceğiz. Yani bundan da kimsenin şüphesi olmaz. Kime başvurmaları lazım Sayın Başkan? Bir de hangi kriterleri taşıyor olması lazım? Tabii bunları biz zaten ilçelerde örnek veriyorum. Kaymakamlığın da var böyle bir sosyal proje yardımlarla ilgili. Büyükşehir Belediye'mizden hak eden bütün vatandaşlarımızı gittiğimiz ilçelerimizde müracaat edebilirler. Antalya'da müracaat edebilirler, belediyemize gelebilir. Bu anlamda bu yardımlarımız da hızla devam edecek. Evet, Sayın Buldu. Evet, anlatacaklarınız zannediyorum. Hızlı bir şekilde ben sizin hiç hızınızı ara vermeden kesmeden, mi devam edeceğiz? Hızınızı kesmeden bekliyorum 10 aylık süreçle ilgili. Bir ara vereceğiz, ara vereceğiz. Dilerseniz siz de toparlanın ama ikinci bölümde ben özellikle şu Konyaaltı sahil projesiyle ilgili, işletmelerle ilgili sorular var. Onları yönelteceğim. Çünkü herkes bunun beklentisi içinde ve onlara da anlatacağız. İnanıyorum ki tansiyon asıl o bölümde yükselecektir. Şimdi bir çay molası verelim Sayın Başkan'la. Biz bir çay içelim. Sonrasında yine bekleyelim ama şimdi reklam değil. 11 dakikalık bir BTR var sayın seyirciler.
Sayın Başkan, sizin 10 aylık sürecinizle ilgili ve yaptıklarınızla ilgili zannediyorum bu detayı. Sonrasında karşınızda olacağız sayın seyirciler. Bizden ayrılmayın. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" dediği Antalya'mıza söz verdiğimiz hizmetleri yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mazbatamızı alır almaz planlı, kurallı, kimlikli bir kent için kolları sıvadık. Antalya'mızın 19 ilçesi 913 mahallesine kimseyi ötekileştirmeden hizmet götürüyoruz. Belediye bürokratlarımızla birlikte 19 ilçemizi ziyaret ederek kaymakamları, ilçe belediye başkanlarını, muhtarları ve sivil toplum örgütlerimizin temsilcilerini dinledik. İlçe ziyaretlerimizde yerinde tespit ettiğimiz eksikleri gideriyor, talepleri yerine getiriyoruz. Birlik ve beraberlik söylemde bırakılmadı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarıyla ve turizmcilerimizle bir araya geliyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Her geçen yıl turizmdeki hedefini yükselten Antalya'mızda doğayı, çevreyi, her şeyden önemlisi de denizimizi temiz tutmak için yatırımlara devam ediyoruz. Şehrimize yeni arıtma tesisleri kazandırıyoruz. Antalya'nın tanıtımı ve turizm gelirlerinin yükselmesi için 19 ilçe belediyemizde ortak hareket ediyor, Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde Turizm Birliği çatısı altında buluşuyoruz. Antalya'nın tanıtımı için fuar ve festivallere katılım sağlıyoruz. Şehrimizin en önemli sektörlerinden biri olan tarımın gelişmesi için yerelden kalkınmayı destekliyor, üreticimize sahip çıkıyoruz. Antalya'nın geleceğini planlıyoruz. 5 yıllık stratejik planımızı hazırladık. Vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu yaşayabileceği daha güzel bir Antalya için 2020 yılı bütçemizin %44'ünü yatırıma ayırdık. Antalya'nın gözbebeği Konyaaltı sahilini ranta kurban etmedik. Sahilin adrese teslim ihalesini kamu zararı oluşturduğu için iptal ettik. Üreterek tasarruf ediyoruz. Belediyemize ait atölyelerimizde kent mobilyalarının üretimini yapıyor, kendi çiçeğimizi kendimiz üretiyoruz. Böylece yılda yaklaşık 6,5 milyon lira tasarruf sağlıyoruz. Belediyeciliğin sadece asfaltla, betonla ilgili olmadığını biliyor, canla, başla, aşkla çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin hayatlarına dokunan adımlar atarak Antalyalılara daha güzel bir yaşam, daha güzel bir gelecek sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Daha önce üretimi durdurulan 1 milyon 200 bin dolar değerindeki boru fabrikasının arsa tapusunu alarak yeniden üretime başladık. Antalya'ya ait özgün bir imar yönetmeliği hazırladık. Yönetmeliği 19 ilçe belediyemiz ve meslek odalarıyla ortak akılla şekillendirdik. Trafik sorununu en aza indirmek için çalışıyoruz. Mevcut haliyle 7 ilçeyi kapsayan ulaşım ana planını 19 ilçemizin tamamını kapsayacak şekilde hazırlıyor, toplu ulaşım, bisiklet ve yaya yolları, engelli ulaşımı ve otoparkları yeniden düzenliyoruz. Tasarruf tedbirlerimizi uygularken şehrimizin önceliği olan projelere devam ediyoruz. 3. etap raylı sistem projesinde Otogar Meltem güzergahında raylar döşendi, proje tamamlanma aşamasına geldi. Finike'de inşaatı yükselen Eroğlu Nuri Camii'ndeki çalışmaları büyük oranda tamamladık. Camiyi Ramazan ayında bitirmeyi ve bayram namazına yetiştirmeyi planladık. Geleceğin sporcularını yetiştirecek olan Sedir Spor Kompleksini 21 milyon liralık ek yatırımla tamamlıyoruz. Serik Kongre ve Kültür Merkezi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Elmalı'ya kazandıracağımız modern otogarın inşaatına başladık. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde çalışmalarda son aşamaya gelindi. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak resmi bayramlarımızı halkımızla birlikte kutluyor, manevi değerlerimizi de yaşatıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye'mizin tabelasına
Türkiye Cumhuriyeti ibaresi takarak belediyemizin bahçesine Atatürk anıtı yaptırdık. Büyük Önder Atatürk'ün izinde yürümeye devam ediyoruz. Ülkemizin en uzun soluklu sinema etkinliği olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni özüne döndürdük. Festivalimizi söz verdiğimiz gibi yeniden halkla buluşturduk. 2 yıl önce kaldırılan ulusal yarışmaları yeniden festivale dahil ettik. 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde 200'e yakın sanatçıya, 5000'e yakın müziksevere ev sahipliği yaptık. Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali Hobifest 2019'u başarıyla gerçekleştirdik. 10. Antalya Kitap Fuarı'nda rekora imza attık. 10 günde 613 bin ziyaretçiyi 150 yayın evi ve 205 yazarla buluşturduk. Antalya Şehir Tiyatroları yeni oyuncular ve yeni oyunlarla perdelerini açtı. Tüm bunları yaparken seçim öncesi verdiğimiz sözleri unutmadık. Yerelden kalkınma hamlemizin ilk adımı olan Halk Et satış mağazamızı açtık. Halkımızı ucuz ve sağlıklı etle buluşturduk. Kepez ve Manavgat'ın ardından Alanya satış mağazamızda açılış için son hazırlıklar sürüyor. Ant Su, Halk Süt ve Halk Yem projelerinin fizibilite çalışmalarında sona geldik. Üniversite öğrencilerine 5 ton su kullanımını ücretsiz yaptık. Yalnızca hemşerilerimizi değil, bu şehri birlikte paylaştığımız can dostlarımızı da ihmal etmedik. Antalya'nın kanayan yarası olan faytonların faaliyetlerine son verdik. Avrupa standartlarında modern bir sokak hayvanları bakım evi ve rehabilitasyon merkezi için çalışma başlattık. Doğu Garajı Nekropol Alanı projesinde çalışmalara hızla devam ettik. 9136 metrekarelik alanda yürütülen projede nekropol alanını etkileyici bir görünüme kavuşturduk. Bağbey Kentsel Yenileme Projesi'ni bölge sakinlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda çözüme kavuşturmak için çalışma başlattık. Turizmin gözbebeği Kaleiçi'nin sorunlarını çözmek için kolları sıvadık. Yıllardır siyasete alet edilen Kır Camii'nin imar planlarını hızla meclisimizden geçirdik. Kent Müzesi kompleksindeki çalışmaları göreve gelir gelmez yeniden başlattık. Yoğun bir çalışma gerçekleştirerek halkımız için yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Depolarda kaderine terk edilen heykelleri de gün yüzüne çıkarıp alana yerleştirdik. Kentin hafızasında yer alan Antalya'nın meşhur Vatan Kahvesi'ni tamamladık. Uzmanların uyarısı dikkate alınmayarak hayata geçirilen Boğaçayı projesinde öngörülmeyen sorunların çözümü noktasında bilim kuruluyla ortak hareket ederek kısa, orta ve uzun vadeli çözümler için çalışma başlattık. Boğaçayı ikinci etap projesi için kolları sıvadık. Boğaçayı dere yatağına dokunulmadan 2 kilometrelik hattın etrafını yeniden düzenleyecek, yatağın iki kenarında bisiklet yolları, yürüyüş yolları, yaya köprüsü, parklar, seyir teraslarıyla bu hattı bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Sadece iyi gün dostu değil, kötü gün dostu olarak da her daim halkımızın yanında yer aldık. Elazığ depreminin ardından ekiplerimizle bölgeye giderek depremzede vatandaşlarımızın acılarını dindirmeye çalıştık. Depremzede kedi Toros'u sahiplendik. Göreve geldiğimizde 18.048 kişiye verilen sosyal kart yardımlarını incelemeye alarak yardımların gerçek hak sahiplerine ulaşmasını sağladık. Mobil kuaför tırıyla ilçe ilçe gezerek hizmeti vatandaşın ayağına götürdük. Bir yılda 5000'e yakın vatandaşa hizmet verdik. Soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan evsiz vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Sosyal hizmetler dairesine bağlı bir mekanı sıcak bir yuvaya dönüştürerek evsiz vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hasta ve zor durumdaki vatandaşlara destek olmak için hasta yatağı yardımında bulunduk. Tam donanımlı hasta yatağı yardımlarıyla yüzlerce hemşerimizin yüzünü güldürdük. İhtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlarımızın evlerini, yaşam şartlarını kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenledik. Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda acil eylem planı imzalayan ilk büyükşehir belediyesi olduk. Antalya'da ulaşımda kadın yolculara pozitif ayrımcılık yaptık.
5 merkez ilçemizde 22-06 saatleri arasında kadınlarımızın durak olmaksızın istediği yerden toplu taşıma araçlarına binip inebilmelerini sağladık. Glütensiz gıdalarla beslenmeleri gereken çölyak hastalarımıza ücretsiz gıda desteği sağladık. Sosyoekonomik açıdan yetersizlikleri bulunan vatandaşlarımıza un, bisküvi ve makarnadan oluşan glütensiz gıda yardımında bulunuyor, ekonomik anlamda değeri yüksek ürünleri ücretsiz olarak veriyoruz. Şehir merkezinde çalışmalarımıza devam ederken kırsalda yaşayan hemşerilerimize ihmal etmedik. Amatör spora ve sporculara desteğimiz sürerken şehrimizin takımlarının yanında yer aldık. Atasporumuza her daim olduğu gibi sahip çıkarak Kırkpınar'da Altın Kemer'in Antalya'da kalmasını sağladık. Antalya'yı Antalyalılarla birlikte ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz. Kentin gerçek sahiplerine yönetimde söz hakkı vererek gençlerin, kadınların, yaşlıların, çocukların, engellilerin, yani tüm hemşerilerimizin daha mutlu, daha refah yaşayacağı bir Antalya inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte yaparız. Haber programı Yüksek Tansiyon devam ediyor sayın seyirciler. Konuğumuz bildiğiniz gibi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek. Evet Sayın Başkan, ilk bölümde 10 aylık süreçte yaptıklarınızı, yapacaklarınızı anlattınız bize ve şimdi biraz dilerseniz siyaset konuşalım. Çünkü partiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kongresi vardı. Kongrede kazanan kaybedenleri beraber tartışalım istiyorum. Ve sonrasında da şu çok konuşulan ve bugün sabah eski başkan Menderes Sürel'in de gündeme getirdiği Konyaaltı sahil projesiyle ilgili konuyu da artık masaya yatıralım. Çünkü seyircilerimiz sabırsız bir şekilde bunu bekliyor. Evet, ne diyeceksiniz efendim? Evet, Cumhuriyet şimdi siyasete girmeden önce Sayın Buldu. Şimdi biliyorsunuz biz hep ranta dönük projelerden seçim döneminde de bahsetmiştik. Biliyorsunuz tuttular Lara'da Kuruvazi Yerliman yapacağız. Evet, projelerde vardı. Evet, otel var, ticaret var. Şimdi Kuruvazi Yerliman'da adam yolcu gemisiyle gelecek, şehre gelecek. Biz ticarette şehir merkezine nasıl getirebiliriz turistleri diye düşünürken bir baktık ki Lara'da Kuruvazi Yerliman'la ilgili 5 yıldız otel ticaret konmuş. Sayın Bulu işte mahkeme yanlış hesap Bağdat'tan dönmüştür. Mahkeme orayı iptal etti. Otogar planını iptal etti. Konyaaltı sahil projesi de vardı değil mi? Boğaçayı özel Boğaçayı. Proje yazıyorlar. Bu nedir değildir diye defaatle meclisten de söyledik ve bu Boğaçayı özel proje alanında iptal oldu. Şimdi herkesin bildiği ve seçim vaatleri içerisinde de gördüğümüz Konyaaltı 2000 kişilik kapalı spor salonu %90'ı tamamlanan diye çıktılar. Evet. Bütün evlere girdiler Konya altında. Tamamlandığını iddia ettiler. Ve gerçekte 2018 yılında, yani Temmuz ayında, %5 seviyesi tasfiye edilmiştir. Yani gördüğünüz alandır. %90'ı bitti dedikleri alan burasıdır. Ayıptır, günahtır. Peki. Bak şimdi bunu tasfiye edildi bir de. Yani %90'ı bitti deniyor, %5'i işte gördüğünüz gibi. Şimdi ayrıca Boğaçay ile ilgili, tabii önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili de konuşacağız. Biz bir taraftan 10 ayda Antalya'nın röntgenli fotoğrafını çekerken, tabii bu arada unuttuğumuzdan da değildir sırasıyla. Evet. Her şey açığa çıkacak. 26 yılımıza girdik siyasette. Nerelerde tüy bitmemiş yetimin hakkı, kimlere nasıl verilmişle ilgili de bunlarla ilgili açıklamamız olacaktır. Şimdi Boğaçayı'nı bilmezken bazı arkadaşlar 169 metreden 260'a çıkaran ilçe belediyesi olarak bir taraftan sette yapımı ile ilgili içerisinde 38 tane gece kondunun kaldığı ve
devlet suçlarıyla beraber kamulaştırdığımız alanlar vardır oralarda. Şimdi orada da 131 milyon lira harcanmıştır. Ayrıca yetmedi, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımıza açılışını gerçekleştirdikleri Boğaça ile ilgili 14-15 dönüme yakın yerde kamulaştırmasız el atma vardır. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızı da kandırdılar. Açılış yaptırdılar orada Boğaçay'ında. Şimdi 4-5 dönümde yukarıda var. Yani yaklaşık 20 dönüme yakın kamulaştırmasız el atma Antalya Büyükşehir Belediye'mizi kamuyu zarara uğratacaktır. Bunların paraları ödendi mi? Ödenmiş mi? Siz mi ödeyeceksiniz? Tabii bu paralar ödendi. Borçlar işte onun için böylesi katlanarak geldi. Hatta burada notumu da almamışım ama bir anda aklıma geldi. Ali Çetingaya Caddesi'nde seçim sürecinde dolaşırken orada kuyumcu arkadaşlara bir merhaba dedik. Dediler ki ya başkanım burada dediler bu yapılan o demir yığınını gördünüz mü? Turistler bize raylı sistem mi yapacağınız, havadan hava ray mı yapacağınız diye sordular dediler. Ali Çetingaya'nın orayı da resimleyip göstereceğiz. Yani bak şu demir şeyi tonlarca arkadaşlar. Bir ahşaptan veya buna benzer şeyden yapılabilir. Evet. Yani o demir, bakınız şuraya bak. Evet. Bu işte tüyü bitmemiş yetimin paralarının nereye gittiğini burada görüyorsunuz Sayın Bulut. Evet, siyasete gireceksin evet, herhalde. Evet, tamam Sayın Başkan. Şöyle, siyaset demiş ki sağ olsun Kemal Çelik vekilimiz de başkanın Kaşpatı aradan haberi yoktu. Herhalde kendisinin de geç haberi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Urfa Göbekli Tepe'den sonra Antalya'da Patara'yı ilan etmesi sevgili Antalyalılarımızı ve bizi sevindirmiştir. Aynı ben o gün siz oradaydınız. Aynı tarihte ben o oranın muhtarıyla beraber orada Patara'da resimler de çektirdim. Neler yapabiliriz de konuşmuş birisiyim. Evet. Yani. Onun için keşke bana sorsaydı Sayın Vekilimiz. Süreçle ilgili şimdi sorunuza geçebiliriz Sayın Buldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kongre yaşandı. Kongre elbette ki kongre heyecanına sizin de o heyecana siz de ortaktınız. Evet. İki aday yarıştı. Ahmet Kumbul ve önce Nusret yarıştı. Bayar. Evet, sonra Sayın Ömer Melli çekildi. Çok kıymetli bir dostum. Ve Ahmet Kumbul'la beraber Sayın Nusret Bayar seçildi. Sert açıklamalar, sert konuşmalar vardı. Sonuçta ipi göğüsleyen kişi Nusret Bayar oldu. Nusret Bayar da sonra şey yaptı zaten, stüdyomuza da geldi. Ana haber bülteninde de bize böyle masaya artık yumruk vurulması lazım. Dik bir siyaset yapacağız. Biz AK Parti'ye karşı dik duracağız diye de bir açıklaması oldu Sayın Başkan. Siz de o gün zannediyorum Antalya Spor, Kayseri Spor maçı için Kayseri'deydiniz. Takip etmişsinizdir. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii ki biz sporla siyaset hep ayırmışızdır Sayın Buldu. Yani bizim her şey Antalya için, Antalya Spor'umuz için. İşte Alanya Spor'umuz da var. Şimdi bu konularla ilgili Sayın Genel Başkanım bana talimatı şu olmuştu. Hiçbir örgüt işine karışma. Sen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanısınız. Siz kim kazanırsa il başkanı, ilçe başkanı. O düşünceyle ve ama de karışanlar vardır. Olabilir. Onlara da saygı duyarım. Bu süreçle ilgili de ben 3 adayımızla da görüştüm. Evet. Sağ olsunlar. Yani şahsımla ilgili hem 26 yıllık deneyimimiz, aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olmamız dolayısıyla aradılar sağ olsun nezaketen. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi zaman zaman bazen hani yüksek tansiyondayız. Tansiyonlar siyasette artabilir. Şimdi burada nerede o eski yüksek tansiyonlar? Yüksek tansiyonlar. Şimdi burada Sayın Buldu. Tabii şöyle baktığımızda seçim alma gayreti içerisinde bazen bu heyecandan olabilir, bazen tansiyondan olabilir, sarı olmuş olabilir. Ama bizim genel başkanımızın bize talimatı şudur. Antalya ve diğer belediyelerde işçi kıyımı yapmayın. Bu anlamda 8 bin Büyükşehir Belediye'mizde işçi varken Antalya'mızda 3500 kişiyi çıkaran önceki başkan arkadaşı hatırlarsınız.
Türkiye'de belki de en az bazı disiplinden dolayı işten çıkarılma sayısı işte 17-18'dir. Bazı kendi bırakmıştır. Bazen rotasyonla ilgili evet. şeyler olmuş olabilir. En az şeye sahibidir. Ama biz burada Antalya'yı yönetiyoruz. Biz burada yanımızda çalışan o çalışma arkadaşlarımızın siyasete karışmadığı sürece işte Atatürk'ümüze, devlet büyüklerimize, genel başkanlarımıza, şahsımıza küfür etmediği sürece ben hiçbir arkadaşıma işte benim sayın genel başkanımı veya Meral ablayı işte retweet yap bununla ilgilen siyasetimi siz işinize bakın diyorum. Ben bir canlı yayında da Kumluca'yı örnek göstermiştim. Benim Asat'ta çalışan arkadaşım Asat'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat AK Parti binasının oraya gidiyor. Sayın Uslu milletvekilimiz geliyor, Antalya milletvekili AK Parti'nin. Çocuk binaya çıkıyor. Bunun yanında Asat'taki ve Büyükşehir Belediyesi Hizmet Birimi'ndeki arkadaşlar çıkıyor. Ben bunu söylediğimde şunu söyledim. Arkadaşlar, bizim çalışma arkadaşlarımız siyaset yapmayacak. Siyaseti parti başkanlarımız yapacak. İlçe başkanlarımız yapacak. Biz hizmet edeceğiz. Bu şekliyle devam etmek isteyen arkadaşlarımız dedik ve devam ettik. Yani biz işçi genel başkanımızın söylediği gibi kimseye ekmeğenler etmek için şöyle düşünün 8 bin iken 3500 kişi çıkarıldı bu Antalya'da. Yarısını çıkardılar burada. İşsiz bıraktılar insanları. Ama partiniz tarafından da bu konuda eleştiriliyorsunuz. Neden? Siz de onlar gibi yarısını çıkarın. Yok. Bizden birini. Seçim sürecinde söylenmiştir. Şimdi başkanlar yani adayların fikri değişmiş olabilir. Şunu söyleyeceğiz biz. Biz de tabii ki iş imkanları açacağız. Önümüzdeki süreçle ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Ama burada bizim şimdi 13 bin çalışanımız var. Sayın Bulgu. 8 binken 3500'ün yarısını çıkarıyorsunuz. Şimdi ben anlamadığım konu şu oldu. Bugünkü basın toplantısında da işi siyasete döktüler. Ben daha ağzımdan Cumhuriyet Halk Partisi partimle ilgili siyaset yapmadım. İl başkanım, ilçe başkanlarım yapar dedi. AK Parti'nin hiç kelime etmedim ben. Sayın Cumhurbaşkanımız olsun bakanlara, gelen bakanlarımızı karşılamaya da gittim, gitmeye de devam edeceğim. Biz Antalya'yı yönetiyoruz. Burası Antalya. Turizmin, tarımın 24,5 milyona ev sahipliği yapıyoruz biz. Bizim bir kavgamız yok. Onun için bunlar siyaseten geçmiş konulardır. Ayrıca bugüne kadar emeği olan başta Ömer Meyilli Başkan'a 5 yıl Antalya'da il başkanlığı yaptı. Ben o dönemde de buradaydım. Yani ben Nusret Bayar Başkanımız 18. il başkanım oldu benim. Yani bugüne kadar 26 yıllık siyasi dönemimde 17. il başkanı Ahmet Kumbul'du. Az değil. Ahmet Kumbul'a da ekibine çok teşekkür ediyorum. Yani 31 Mart seçimlerle Tabii. ilgili beraber çalıştık. Ve bu süreçte emeği geçen bütün arkadaşlarıma, yoldaşlarıma teşekkür ediyorum önceki döneme. Yeni dönemde de Nusret Bayar Başkanımız zaten milletvekili adayımızdı biliyorsunuz. Hayırlısıyla ipi göğüsledi ve il başkanımız oldu. Ben Nusret Bayar Başkanımızın şahsında bütün çalışma arkadaşlarına da başarılar diliyorum. Geldiler mi? Gelirler. İlk grup toplantısını tabii ki, yaptılar herhalde geçen. Evet, şimdi ek mecliste o benim bir programım evet. vardı, yetişemedim. Ankara'dan bir heyetimiz vardı. Vekil arkadaşımız yönetti. Şimdi burada biz süreçle ilgili Antalya'mızda neler yapılacağını zaten biliyoruz. Bunlarla ilgili herhangi bir bugüne kadar burada partide olmayan arkadaşlarımız, ben 19. yılıma girdim Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Partimizde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Hep birlikte Antalya'mızın çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet. Şimdi Asat'la ilgili sizin bazı çalışmalarınız evet. vardı. Şimdi, onları da anlatalım. Sayın Buldu, son derece önemsediğimiz, az önce biraz girdik ama işte gittiğimiz 913 mahallemizde vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütleriyle beklentileri nedir değildir diye konuşurken söylediklerimle ilgili evet. çok net bir rakam vereceğim. Yani bunu 2020-2024 yılları arası içme suyu yatırımları 398 depo yenileme, 111 yeni depo yapımı, 1 milyar 745 milyon 153 bin. Kanalizasyon yatırımları 586 milyon 555 bin.
Yağmur suyu yatırımları 191.981. Atık su arıtma tesisleri yatırımları 1.353.973. Diğer tesis ve yatırımlar 271.183. Tarımsal sulama yatırımları 17.641.000. Yani tarımda da yine sevgili hemşehrilerimize de destek olmaya devam edeceğiz. Süreçle ilgili çalışmalarımız bu şekilde başladı. Ayrıca kanalizasyonla ilgili Kepez ilçemizde, Döşeme Altında, Aksu'da kanalizasyonlarımıza başladık. Haziran, Temmuz gibi de inşallah Finiki'de de 5 mahallemize de orada da başlamış olacağız. Evet efendim. Bunları da anlattıktan sonra evet gelelim bugünkü sizin anlatacağınız Konyaaltı sahili ile ilgili ve önce proje iptalinden başlayalım. Dilerseniz detaylı bir şekilde onları konuşalım. Evet, şimdi Sayın Buldu biliyorsunuz Konyaaltı sahil ihalesinin iptal işi keyfi ve siyasi bir işlem olmayıp yasal bir sorumluluk haline gelmiştir. Neden iptal ettiniz? Şimdi Sayıştay raporlarının bağlayıcı olmadığını söylemek yanıltıcı ve kötü niyetlidir. Sayıştay Kanunu 7. maddesi uyarınca belediyenin itaamiri olarak kamu zararına engel olmak bizim görevimizdir. Ramta dur dedik. Kamu zararı gördünüz orada. Aynen. İşletme ihalesinin iptal edilmesi ve sahil projesine son, yani bunu iptal edildi diye hani son zamanlarda işte sahil ne olur? Ya zaten çalışanlar bizim kendi çalışma arkadaşlarım. Her gün ben oradan geçiyorum. Bütün bağ, bahçe, bitki dikimi, taşlar, ne varsa güvenlik hepsi bizim belediyemizin zaten. Devam ediyor zaten. Devam ediyor zaten. Bununla ilgili daha da iyi hizmetler hep birlikte oradaki alt işletmecilerle beraber hizmete devam evet. edeceğiz. Yani yaz sezonu ile ilgili bir kimsenin tereddütü olmasın. Ama çok üzücüdür Sayın Buldu. Yani bu işi işte Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuları duysa zaten herhalde üzülür diye düşünüyorum. Bugüne kadar Antalya'da... Duymuyor mu sizce? Bence duyuyordur. İnşallah önümüzdeki süreçte randevu verdiğinde ben de detaylarıyla Antalya'mız Gazipaşa'dan Kaş'a kadar ve siyasilerin neler yaptığını, nasıl, kimi, nerelere korumaya çalıştıklarını da hepsini de anlatma fırsatım olur inşallah. Şimdi süreçle ilgili biz hayatımızda siyasi partilerle bir kavga gibi benim şeyimde, karakterimde yoktur. Biz hiçbir zaman Sayın Buldu nezaket kurallarını aşmadan az önce girişte anlattığım hangi partili olursa olsun yani ormandan piknik mesire alanlarının tahsis edilmesinde hep destek olmuşuzdur. Yani bunu bugünkü toplantı göstermiştir ki bunu siyasete soktular. Birilerini korumaya çalışıyorlar, birilerinin avukatlığını yapıyorlar. Ama bu Antalyalı affetmiyor. Zaten doğru yapsanız sandıkta kalmazdınız. Onun için sandıkta hesabını verenler bazı şeyleri hazmedecekler. Şimdi bunun siyasi bir kavgadan çıkarılmasını da rica ediyoruz. Biz önümüzdeki süreçle ilgili, iptallerle ilgili neden yaptık? Biz Antalya'da Büyükşehir Belediyesi olarak sadece kendimizin yetkisinde olan bir durum olmuş olsaydı, hemen yanlış bir şey görmemiş olsaydık, biz 10 aydır niye bekledik Sayın Buldu? Yani 20 Ocak'a kadar neden bekledik? Biz özel teftiş İçişleri Bakanlığımızın mülkiye baş müfettişinin kamu zararı tespiti raporu, Sayıştaycılar raporu, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Milli Emlak Daire Başkanlığı'nın tespitleri, evet, iç denetçilerimizin tespitleri ve bunun yanında daire başkanı arkadaşlarımızın hep birlikte gördükleri bir durumdur. Buradaki kamu zararına dur dedik, tüy bitmemiş yetimin hakkını korumaya biz devam edeceğiz.
Benim aslında mecliste bu konuyla ilgili bir söylemim vardı arkadaşlar. Eğer bunu hazırlarsa, bir girebilirlerse. Evet, o programımızın başında onu da konuşmuştuk. Evet. O konuşmaya hazırsa arkadaşlar, onu bir girelim. Onu girelim. Sonra yine bu konuşma paralelinde devam edelim. Hazır mı? Evet, girelim. Girelim arkadaşlar. Kıymetli belediye başkanı arkadaşlarım, Büyükşehir Meclisi arkadaşlarım, misafir sanayici esnafımız ve kıymetli hazırın. Ben de hepinizi şahsım ve Konyaaltı'mız, Antalya'mız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Genelde söz almamaya çalışırım. 19 yılı 18 Nisan sonra 20. yılıma gireceğim. 5 yılda siyasi parti başkanlığım, 24 yılımıza girdik. Bugüne kadar siyasi nezaket kurallarını hiç aşmadan, halkımızın seçtiği bütün başkanlarımıza, sizde olduğu gibi, herkese saygı duyarak bugünlere gelmiş bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak. Konu Konyaaltı sahili olması dolayısıyla söz almış bulunuyorum. Konyaaltı sahilini ben göreve geldiğim gün itibariyle vatandaşımızın denize giremediği, tuvaletlerinin denize aktığı bir yerden, tabiri caizse mafya dedikleri insanları ben görmedim ama tehditler oluşmuştur. Ben önce Allah'ıma, sonra polislerime 6 ay tam 24 saat beni korudular ve oğlumu polis arabasıyla gönderdim. Konyaaltı sahili o kadar basitçe anlatılacak, siyasi karşılıklı konuşmalar içerisinde geçilecek bir konu değildir. İlçe olarak adını Konyaaltı sahilinden almıştır. 124 gün süreyi ilk koyan bir belediye başkanı arkadaşınız olarak, o gün söylediğinizde sizinkiyle bizim ihale farklı. Biz yap işlet devretti. Siz yaptınız, şimdi işletmesini ihale ediyorsun. Bunu bir ayıralım. Ayrıca o gün bütün emlakçı ve bankacı dostlarımız da sizler, herkes bilir ki faizler %150 iken 2 trilyon 250 milyara ihale edilmiştir orası. Yani orada birilerini bulup yatırımla ilgili yatırım yapsın diye her yerlere afişler asarak bir ihale gerçekleştirdik. Ve 9 kişi katıldı ihaleye, basının önünde, meclis üyelerinin bize rakip olan siyasi partilerin önünde bir ihale yapılmıştır. Şeffaflıktan kimse korkmasın, hep siz kazanırsınız. Bu eleştiriler de sizin lehinizedir arkadaşlarımızın söylediği. Şimdi hatasıyla, sevabıyla Konyaaltı'nda Türkiye birinciliği aldığımız bir sahil tamamlanmış, işletmeye açılmış, Türkiye birinciliği ödülüne layık görülmüştür. Tuvaletler denize akmaz ve kanalizasyona bağlanan ilk sahil projesidir. Ayrıca bütün vatandaşımızın da ücretsiz gelip yararlandığı yerdir, otoparkta dahil olmak üzere. Şimdi oraları geçtik, 2012 yılına geldik. Siyaseten bunu neden yapıldığını da bilmiyorum, onu siz daha iyi biliyorsunuz. Kapanacak olan özel idareye verildi biliyorsunuz. Devlet 2 yılda zarar da etti. Daha sonra siz kazandınız. Belki o dönemde başka arkadaşlar kazanmış olsa bu sahil Konyaaltı ilçemize de verilebilirdi. Ve Konyaaltı belediyemize diğer ASAT'ta yapmıştık meclis toplantısında. Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızın da Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın desteğiyle önce Konyaaltı'nın lehine geçmişti. Daha sonra siz bunları kendi lehinize dönüştürdünüz. Orada bir siyaset yapıldı. Dolgu imar planlarında yanlışlık oldu. Çok oralara girmeyeceğim Sayın Başkanım. Biliyorsunuz o döneminizde 2004-2009 yılları arasında sadece Beach Park'ı dolgu imar planı olarak gördünüz. Limana kadar yapılmasını da rica etmiştim. Nedense yapılmadı, yapmadınız. Sonra işte o ihalelere onun için katılmazlar. Çünkü kıyı kenar yasası içerisinde 6 metrekare geçmeyen büfeler yapılıyor. Şimdi sonu nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Ve ücretsiz şezlong yazdınız. Hatta sizin o dönemde genel müdürünüz bunu gazetelerde de çıktı biliyorsunuz. İki büyüğümüz, yaşlımız sabah erken sahile geliyor. Akşamüstü de giderken şezlongu, şemsiyeyi almış, arabanın arkasına koymuş. Sonra da peşinden polisler gitmiş. Ve demişler ki işte şemsiye aldınız. Efendim biz billboardlarda ücretsiz deyince aldık getirdik demişler. Bu da yani o sayın genel müdürünüzün söylediğiydi. Gazetelerde çıkmış Sayın Başkanım. O bakımdan şunu söylemek istiyorum Sayın Başkanım, çok da uzatmadan. Konyaaltı ilgili, o benim bir gazete ziyaretimde de söylediğim, ben her sözü üzerime alınmadım çünkü ben söylediklerimle sorumluyum. Ancak gerçekten rekabet koşullarının oluşmadığını düşündüğüm için
içimden geldiği için, siyaseten size engel olmak gibi bir düşüncem olmadığı için söyledim. Ve bizim Konya altında Portobello, Crown Plaza, Harrington, Sea Life oteller, bine yakın yatakları var ama giremiyorlar, örnek veriyorum. Yani bunlar belki daha iyi olurdu. Yani bunun 1400 yataklı oteli varsa girebilirdi de. 600 bin yatak kapasitemiz var, bir gecelerimiz Antalya burası. O bakımdan bunlar bunlarda kızılacak veya siyaset yapılacak bir durum olmadığını düşünüyorum. O bakımdan söz verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Evet Sayın Başkan, Konyaaltı Belediye Başkanı olduğunuz bir süreçte yaptığınız, mecliste yaptığınız bir konuşmayı getirdik ekranınızı. Burada Konyaaltı Sahil Projesi ile ilgili de açıklamalar yapıyorsunuz. Evet, neler söyleyeceksiniz? Şimdi Sayın Buldu, öncelikle tabii ki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yetki o dönemde biliyorsunuz yap işlet devret modeliyle alınmıştı. Evet. Yani hatta bununla ilgili de bir VTR'miz vardı çok kısa. Şimdi paramız yok diyor. Üç defa kayıtlarda vardı. Evet. Bizim paramız yok. Bu yap işlet devret modeli dünyada böyledir. Antalya'da böyledir. Yap işlet devretle alacağım diye Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yetki alındı. Bir defa yetki o şekliyle alınmasına rağmen iki defa 129 milyon liraya ihaleye çıkıldı. 129 milyon liraya çıkılan ihalede bütün işletme giderleri yükleneceği aittir. İki ihalede de öyle. Alkışlıyorum. Doğrusu bu değil mi? Şimdi bizim Antalya'mızda Beach Park'ı yapan Hasan Subaşı başkanımızdır. 10 yıl vermiştir. Süreçle ilgili 10 yıldır. Yüklenici firma yatırımını yapmıştır. Güvenlik, temizlik, tüm giderler işletmeciye aittir. Evet. 10 yıl. Sayın Bekir Kumbul Başkan, Lara Biçi yapmıştır. 10 yıl, tüm giderler yüklenici firmaya aittir. Konyaaltı Belediye Başkanı olarak, 8 yıl süremiz kalmasına rağmen, faizlerin %150 olmasına rağmen, tüm işletme giderleri, yap işlet devret hemen kira başlamıştır. Belediyeden bir kuruş tüyü bitmemiş yetim hakkı kullanılmamıştır. Sahil projesinde mi? Sahil projesinde. Konyaaltı Sahil Projesi'ni anlatıyorum. Ve şimdi süreye bakar mısın Sayın Buldu? 254 milyon lira 129'a yap işlet devletle verselerdi. 129'a yap işlet devrede verselerdi, işletme giderleri yüklenici firmaya ait olsaydı. Bu Antalya Büyükşehir Belediye'mizin 254 milyon lira parası olacaktı 2 yıl önce. Hem diyeceksin halka, canlı yayın meclis yapıyorsunuz, yani biz burada paramız yok, pulumuz yok, dalga geçercesine anladım ki Konyaaltı Belediyesi'nin parası var, girin ihale diyor. Ama bizim 1500 yatağımız yok, onu unutuyorlar. Adrese teslim bir işimiz yok. Bunu mecliste uyardım. Dedim ki yapmayın. Rekabet koşulları oluşmamıştır. Siz burada vicdani şeyiniz ömür boyu çekersiniz. Ayrıca kaldı ki 8+10+10 konuşmasında yine, bugünkü basında da konuşmasında yine arkadaşlarım 30 getirdi. Yıl 30 yıl olarak söyledi. Dönemi Bakanlık, Maliye Bakanı Naci evet, Ağbal. Bakandan diyor izin aldık. Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Siz 30 yılı nasıl tüyü bitmemiş yetimin hakkını belediyemizin öz kaynaklarından 254 milyon, Sayın Bulu bu 254'le de kalmıyor. Kredi çekildi buraya. Şu anda 300 milyon lira zararı var Antalya Büyükşehir Belediye'miz. 300 milyon. Yani oraya çıkıp ucu siyaset yapıp yalancı, iftiracı, terbiyesiz gibi sözleri iade ediyorum. Ben hayatım boyunca nezaket kurallarını hiç aşmadım. Ve bunun hakkını aşağıda da ödeyemezler. Birilerinin avukatlığına soyunmasınlar. Yüklenici firmadan sana ne? Yapılacak bir işlem varsa, devletin İçişleri Bakanlığı, Mülkiye Başfettişi'nin, Sayıştaycıların, bu devletin, Muhittin Böceğin personeli mi bunlar? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarımızın hakkını korumayla ilgili müfettişlerimiz, Sayıştay raporlarımız, iç denetçi raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Milli Emlak Daire Başkanlığı'nın tespitleri,
Hiç mi Allah korkusu yok? Hiç mi vicdan sızlamadı? Bir defa önce hazmedecek, hazmedecek. Şahsımla ilgili söyleyeceği öyle ucuz laflara cevabım da yoktur. Göreve geldiğim gün itibariyle 10 aydır sosyal medyadan yazı yazıyor. Bay böcek, sayın böcek, terbiyesiz, buna benzer laflar. Ben 26 yıldır devlet terbiyesiyle büyümüş, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumuş, çalmadan, çaldırmadan bugünlere gelmişim. Şimdi Antep'i karıştırıyorlar. Burada da şeyden bir tutanakta... Antep'e gelmeden bir gazeteci evet. arkadaşımız dedi ki, madem Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi yaptı buraları, neden bu şirket vermedi, aracı kuruluşa ne gerek vardı, işletmeye o doğrusu şirketler o. Verseydi dedi. Evet. Başkan da dedi ki, biz kadın cinayetlerinin yaşandığı, travestilerin kol gezdiği, uyuşturucuların olduğu bir Konyaaltı sahili aldık. Başkan evine giderken sizden kastederek travestilerin içinden geçiyordu diye söyledi. Şimdi onların da önüne geçmek için tek bir muhatapla bu işi bu yönde çözdük diye söyledi. Kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bak bu laf çok önemli. Yani 254 milyon lira faiziyle 300 milyon lirayı oradan geçişine engelleyememişim. Emniyetimize de ayıp ediyorlar. Burada polislerimiz, ahlak polisi herkes çalışmıştır. Bu konularla ilgili Yavuz hırsız ev sahibini bastırın. Çok açıktır. Bunu sevgili Antalyalılarım hepsi bilsin ki Muhittin Böcek olarak bir o değil, daha şimdi Boğaçay var, sırada olanlar var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 254 milyon lira harcandı. Şurada da bir cümlesini arkadaşlarım bana iletti. Ben bugün toplantıdan dolayı bakamamıştım. Ben toplantıdaydım. Bu işlerde aradan cımbızla fiyat çekip mal bulmuş mağribi gibi ortaya çıkmak çok abestir. İşin toplam reel maliyetine bakacaksın. Bazı kalemler karlı, bazı kalemler zararlı gözükebilir. Evet, benim de bugün kafamı karıştıran durum bu oldu. Bazı kalemlerin zararına yapıldığı için, totalde zarar çıkmaması için, yani Antep'e zarar çıkmaması için Sayıştay raporlarında yoksa kişiye zimmet yapılacağı için diye söyledi. Biz de bazı ucuz kalemleri pahalı hale getirdik. Fiyatları dengeledik. Ne demek sayın diye bu? Söyledi bunu nasıl söyleyebilirsin ya? Şimdi ben işletme okuyorum da bu mantığı anlamadım. Nasıl olacak ucuz? Peki aynı firmadan almıyor ki farklı daha firmalardan alıyor. Daha devam var sayın Buldu istersen. Antep'e kim? Belediye kim? Adeta biri baba, diğeri oğul. Biri sağ cep, diğeri sol cep. Sen kimi kandırıyorsun diyor bana. Demek ki baba oğul yapmış bu işi. Şimdi şöyle düşünün. Sayın Buldu bakınız. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Evet. 191 milyon diye bugün konuşmada... 254 onda... değil 191 evet, diye... Evet bak arkadaşlar ondan bile haberi yok belki. Başka işlerle uğraştıkları için. Bakınız ihale yapan bir ihalesi. Arkadaşlar şu anda bu para Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nın 210 milyon. 210 bin, 850. Evet. Fen İşleri Daire Başkanlığı 671 bin. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 185.116. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 3 milyon 790 bin arkadaşlar. 215 milyon 499 artı KDV'dir. 254 milyon 289 bin 127 TL'dir. Ben bunları hep oradan resmi belgeleriyle çıkarttım. Şöyle bir şey olabilir mi? Şirketlerin yönetimini Muhittin Böcek mi atadı? Şirketlerin de yanlış yapmış. Şirketlerde de hep zarar var. Bunları da konuşacağız. Peki bunu kendi mi üretmiş? Mesela en çok polemik konusu olan şu konu, kitapçık olarak da şey yaptık, Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı sınır elemanı dediğimiz şu baba fotoğrafı var. Evet. Baba fotoğrafı. Hı hı. İlk 1050 liraya alınmış sizin şeyinize göre. Halbuki bunun piyasa fiyatı 53 lira o babanın. Siz de sonradan bunu 53 değil daha düşük bir rakam olduğunu söylediniz. Şimdi
Evet, burada şeyde de var. Başkan, eski başkan da diyor ki Türel, 229 lira ödedik, 1050 lira değil, bunun piyasa fiyatı 200 liradır, montaj hariç diyor. Sayın Buldu, bakınız. Antep'in aldığı fiyat zannediyorum bu. Buna hani DUBA dedik, sınır elemanı olarak evet. Baktığımızda 890 artı KDV'dir arkadaşlar. Ödenen paralar bizim KDV dahil paralardır söylediğimiz. 1050 evet. Oradan çıkıyor. Herhalde yaklaşık bir saniye düzeltiyorum. Ayrıca bakınız o DUBA'lardan hariç, o 1050'den hariç bir de bakınız çok uçuk bir rakam var. 1200 artı KDV. 725 adet alınmış Sayın Buldu. Evet. Sınır elemanı DUBA. Evet, 1200. Evet. 725, evet. Şunu söyleyeceğim Sayın Buldu. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Geçen gün bizim Park Bahçeler Daire Başkanı sanayide 400 TL'ye kalıp yaptırdı. Kalıbın karışımıyla beraber şimdi 13 TL'ye mal ediyoruz. Bakın işte gördüğünüz. Allah aşkına bundan ne kadar yapıldı? Bak 1751, 1050. Bir evet. kuruşu eksik değildir. Bunların hepsi belgesi Antalya Büyükşehir Belediye'mizde ve kendilerinde vardır. Gösterilen rakam Antep'in aldığı fiyat mı? Burada bir algı farklılığı mı? Ben şunu söyleyeceğim Sayın Buldu. Zaten Antep'e kendi yapmamış, dışarılardan almış. Fakat yönetimi kendisi atadı. Neymiş de baba, oğul, sağ cepten, sol cepten. Ya tüyü bitmemiş, yetim hakkı yenmiş diyorum. Biraz insaf. Yani böyle bir şey olabilir mi Sayın Buldu? Yani biz nezaket kuralları içerisinde böylesi bu kadar ucuz mu insanların? Geçmiş dönemde belediye başkanı arkadaşlarımız bir kuruş belediyelerimizi zarara uğratmamış. Yüklenici firma. Sana ne yüklenici firmadan? Neden savunuyorsun? Avukatlığına mı soyunuyorsun? Çıkıp bir de şunu söyleyeceğim. Trollerle beraber işte şahsımla ilgili alaycı şeyler yapıyorlar. O kendilerine çok yakışıyor. Ben bu süreçte bugüne kadar hiç cevap vermedim. Sosyal medyadan yazı yazdılar. Sizin kent parkınızla ilgili de örnekler, suçlayıcı şekilde... Konyaaltı örnekler. Kent Meydanı evet, ile ilgili Konyaaltı diyorsun. Kent Meydanı. Öncelikle sevgili Antalyalılarımızın bilmesini istediğim, çok önemsediğim bir konudur. Burayla ilgili 2002 yılı itibariyle, Eylül-Ekim olabilir tarihler, iki defa 74 dönüm 750 metrekare olan Konyaaltı Kent Meydanı satışa çıkarılmıştır. Ve bütün vatandaşlarımla beraber işbirliği içerisinde satışa kimse girmesin, burası halkın meydanı olacak dedik. Ve orada her türlü asayiş yönünden sıkıntıların yaşandığı çukurun içi çöplüktü orası. Karayollarının yeriydi değil mi? Evet, 29 dönüm yeri karayollarının zemin artı 3 kat orada... Dolgu yapıldı. Hayır, dolgu değil. Zemin artı 3 kat dinlenme tesisleri vardı. Bakınız biz nereden nereye evet, getirdik. Evet. Bizim yaptığımız ihalede Konyaaltı Belediye'mizden bir kuruş çıkmadı. Biz hala anlayamıyorlar galiba. Ben diyorum ki, ya siz bugüne kadar Sayın Subaşı, Sayın Bekir Kumbul, Muhittin Böcek, belediyesinden bir kuruş çıkarmadan yapmış, yüklenici firmaya yüklemiş. Sana mı kaldı alkoşlar veya 1500 yatak koymuşsun? Ya şunu söyleyeceğim arkadaşlar, bir profesyonel ekibi Büyükşehir Belediyesi'nin olup bu konuyla ilgili 254 milyon lira faiziyle kredi çekilenlerle 300 milyon lira para verdiğin bir yerde neden 29-30 yılı övünüyorsun? Böyle bir şey söz konusu değil Sayın Buldu. Onun için şunu söyleyeceğim, hazımsızlıklarını anlıyorum ama ben 26 yıldır siyasi hayatımda nezaket kuralları içerisinde devlet terbiyesiyle büyümüş birisiyim. Hiçbir zaman seviyemi düşürmem. Ben işime bakarım. Ayrıca siz şeye girerken bir şey söylediniz. Şahsımla ilgili. Sabah yapılan toplantılarda yine Sayın Menderes Türel,
sizin size Büyükşehir gömleğinin büyük geldiğini söyledi. 20 yıldır belediye başkanlığı yapıyor ama büyük dedi, ceket dedi, istifaya davet etti. Sizin neler söyleyeceksiniz? İşte hat bilmezlik böyle bir şeydir. Bu Antalyalı hemşehrilerime bir hakarettir. Muhittin Böcek 26 yıla gelişinde çalmadan çaldırmadan gelmiştir. Tüy bitmemiş yetim hakkını korumuştur. Benim ceketin büyük küçük geleceğine o karar veremez. Ufku da yetmez. Süremiz tamamlandı. Polemiklere çok girmeden iddialara da cevap verdiniz. Hiç artık girmeyeceğim. Konyaaltı Sahil Projesi'nde vatandaş da bu tartışmalardan sıkıldı gibi geliyor. Başka neler söyleyeceksiniz efendim? Programımızı kapatalım. Şimdi sevgili hemşehrilerime seçim öncesi ne söylediysek onları yapmaya devam edeceğiz. Aynı azim ve kararlılıkla halka dönük projelerle devam edeceğiz. Ranta dönük projemiz olmayacak. Ve bütün vatandaşlarımız çok rahat olsun. Ben sürecimi canla başla, iktidarıyla, muhalefetiyle, herkesiyle, kimseyle, hiçbir kurum kuruluşla kavga etmeden, büyüklerimize saygısızlık yapmadan yoluma devam edeceğim. Ben bu vesileyle bizleri izleyen bu saate kadar sevgili hemşehrilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Kanal V'ye, yönetim kuruluna, başkana, size iyi yayınlar diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Biz de önümüzdeki süreçte yeniden bir araya gelerek farklı çalışmalarınızı, ilçeler bazındaki çalışmalarınızı ve projelerinizi konuşacağız yine. Çünkü biz bu programın anonsunu bildiğiniz gibi Emit Fuarı'nda yaptık. Bugünü bugün planlamadık. Ta Emit Fuarı'nda bugün program yapacağımızı konuştuk. Konyaaltı sahili olsun, diğer polemikler olsun. Hepsini de zaten söylemiştik, tarih vererek söylemiştik. O açıdan sürpriz değildi. Onu da herkesin bilmesinde yarar var diye düşünüyorum. Evet sayın seyirciler, konuğumuz bildiğiniz gibi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'ti. Hem sosyal kartla ilgili hem 10 aylık süreçte yaşananlarla ilgili ve 2024'e kadarki yatırım planındaki çalışmalarla ilgili aktarımlarda bulundu sayın seyirciler. Ve en önemlisi de Konyaaltı Sahil Projesi ile ilgili tartışmaların göbeğinde yer almasına rağmen yaptığı açıklamalarla kime, nasıl, neden, ne ödeneceğini de açıkladı sayın seyirciler, Başkan Böcek. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın efendim.